Merhaba, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Uyanış yolculuğumuzda bugünkü sohbetimizin konusu ölmeden önce ölmek nedir ve yeniden doğmak nedir? Bunlar hakkında konuşacağız. Öncelikle bilmemiz lazım. Olaylara verdiğimiz tepkiler kişiliğimizin, ruhumuzun cehaletini belirler. Hayatta ne yaşarsak yaşayalım, tek seçeneğimiz var. Tepkimiz olsun ya da olmasın, ayağa kalkıp yola devam etmek. Ve korkmak yerine enerjinin dönüştürücü etkisinden yararlanmak için kişisel yanlarımızın her zaman sarsılabileceğini, tıpkı dünyanın bu sıralar sarsıldığı gibi alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini, dışımıza bakmak yerine içimize döndüğümüzde gidenleri bırakmamız, onlara tutunmamamız gerektiğini ve yeniden doğmak için ölmemiz gerektiğini, sebebi de ölmeden önce ölünüz ki öldükten sonra ölmeyelim diye. Bizim bunu yapabilmemiz için gölge yanlarımızı bulup dönüştürmemiz lazım. İçimizdeki gölge benliklerimizi, gölge arketipini bulmamız lazım. Zümrüt Terkin'in çok güzel YouTube'da semineri var. Dilerseniz dinleyebilirsiniz. Kahramanın Sonsuz Yolculuğu diye. İçimizde bulduğumuz gölge yanlarımızla el sıkışıp bir dengeye gelmemiz gerekiyor. Kendi karanlığımızı gördüğümüzde kişiliğimizin zayıf ve karanlık yönlerini keşfedip kabullenmediğimizde, görmezden geldiğimizde, kendimize yakıştırmadığımızda hayatımız altı üstüne denk gelir. Başkalarında olan, bize uğramayan fena kötülükler de vardır. Korkaklıklar vardır. Ama hepsi bizde de az veya çok var. Neyi kınıyorsak gözümüzle, en çok da ona batıyor ayağımız. Kendi gölgemizi buradan bulmaya çalışmalıyız. Genelde değersizlik duygusunu keşfettiğimizde kendimizde ortaya suçluluk duygusu üzerine eklenir. Her insan taşıdığı bir yüktür. İnsanlar günahkardır, cezalandırılacağını söylemiştir ya da söyleyeceğizdir ilişkilerimizde. Hayatımız ödül ceza üzerine kuruludur çünkü. Suçlanmak korkusu derinliklerimize kadar işlenmiştir. O yüzden suçlarız karşıdakini. Ama bunlardan tamıyla kurtulmamız lazım. Yolumuzu tıkayanları huylarından, hissetmelerinden, çekinmelerden, tepkilerden kurtulmak gerekir. Başkasına söylediğimiz her şey kendimizde mevcut. O yüzden bu duyguları kullanarak ördüğümüz duvarları kırıp özgürce, hafiflikle devam etmeliyiz yolumuza. Kendimizle yüzleşmek, yaşadıklarımızı gözden geçirmek ve kör korkularımızı bulabilmemiz için kuyuya atlamamız lazım belki de. O yükü bırakmak için omzumuzdaki yükler, korkular taşıdıkça bilincimize var olur. İçsel dirençlerimiz de gelir ve her zaman sırtımızı alıp o mağarada kalırız, o kuyuda kalırız, karanlıkta kalırız. Ama omzumuzdaki yükleri karşımıza alıp yakından tanıdığımızda, rüyalarımıza dikkat ederek, ağzımızdan çıkan cümlelere dikkat ederek, gelen çağrıları görerek işaretlerle ışığı çekmemiz lazım karanlık tarafımıza. Eğer karanlık tarafımıza dikkat etmezsek, karanlık karanlığı çoğaltır, geliştirir, yüzleşemediğiniz farkındalıklar çoğalır. Ama biz karanlıktaki fark ettiklerimizle yüzleşirsek ve bunun içinde gerekirse ölmeden önce ölmemiz gerekiyorsa, kartalın gagasını vura vura
yenisini çıkartması gibi, pençesini taşa vura vura yenisini çıkartması gibi. Bunu anlatan çok güzel bir dizi var, Midnight Gospel. Netflix'te var, dilerseniz orada izleyebilirsiniz. Gölge ve gölge benlikleri, korkulardan çok güzel bahsediyor. 8 bölümlük mini bir dizi. Biz duyguyu nereden öğreniriz? Değersizlik duygusundan. Peki biz değersizlik duygumuzu nasıl bulabiliriz? İlk hangi olayda tattım diye sorabilirsiniz. Hangi olayda ben değersiz hissettim kendimi? Var olmaya çalışıyorum başkalarının hayatında. Başkalarının beni görmesini bekliyorum. Birisinin elimden tutmasını bekliyorum diye sorgulayın kendinizi. Bazen yönümüzü ya da kendimizi bulamayız bıraktığımız yerde. O yüzden robotik davranışlarımıza bakmamız lazım. Nerede bizim robotik davranışlarımız varsa otopilotta, bunlar bizim derin yüzleşmemize mani oluyor. O yüzden bilinçaltımızdan bilincimize çıkartmamız gerekiyor. İlkel insandan kadim uyanışa giden bu yolda. Bu yolda giderken baktığımızda, yolumuzda bize yarenlik eden herkeste kendimizi, farkındalığımızı bulacağız. Kendi yüzlerimizi göreceğiz. Eğer siz gördüğünüz kişiler bunlar bana ait değil diyorsanız değiştiremezsiniz gölge benliklerinizi. O yüzden bir kitaptan bahsedeceğim size. Rüyalar, Gizemler kitabından bir alıntı yapacağım. Kaynakta ya da felsefede ya da dinler tarihinde araştırılmış ilkel toplumlarda kadim uyanışa örnek veriyordu. Örnek Hindular tedavilerinde kullanırdı bunu. Karmayı bitirmenin en kestirme yolu hatırlamaktan geçiyor diye. Bunu da Platoncu öğretiye göre Pisagor köklerine bakmanız lazım. Etkin hatırlamak için. Ve bu yüzden ritüeller yapıyorlarmış, arayışlar yapıyorlarmış Gurdjieff gibi. Arayışımızı kendimizde var olan, dönüştürmemiz gereken arketiplere baktığımızda kolektif bilgilerle karşılaşacağız. Değersizlik korkusu gibi. Gölge benliğimizin bir numaralı göreceğimiz düşmanı diyebiliriz. Kolektif bilinçte ortak bir bilgi havuzumuz var bizim. Bunun için Carl Gustav Jung'un arketiplerine bakabilirsiniz. Kolektifteki getirdiğimiz inançlarımıza. Şöyle düşünün. Biz nerede arıyorsak kendimizi oyuzdur. Doğru öğrenci olduğumuzda doğru öğretmen gelir. Biz kaynağımızı bulmamız lazım. Travmalarda ilk o travmanın hangisi olduğunu bulup çözümlememiz lazım. Eğer travmanız zihinsel bir düşünceyse Vipassana meditasyonuyla bunu yapabilirsiniz. Bir duyguysa regresyon çalışması yapabilirsiniz. Bilinçaltınızla ilgili bir şeyse bilinçaltına dönüştürme meditasyonu yapabilirsiniz. Hepsi kanalımızda var. 21 gün en az yapınız. Sonra kalbinize sorun. Eğer kalbiniz yeter diyorsa yeterdir. Biraz daha devam et diyorsa devam edebilirsiniz. Sonrasında çocukluğunla barışma meditasyonu var. Çok işinize inanılmaz yarayacak. Uyanışınızda sizi inanılmaz rahatlatacak bir meditasyon. Dilerseniz onu da dinlersiniz. Diyelim ki eşiniz sizi aldattı. Sevgi özdeğer alanında sarsıntı geçirirsiniz. Çünkü yaşadığınız deneyime deneyim olarak bakmazsınız, kişisel algılarsınız. Saygısızlık olarak algılarsınız. Kalbinizin kırıldığını, varoluşunuzun yok saydığını görürsünüz. Ve bu duygu içerisinde olduğumuzda benzer benzeri çeker ilkesinden dolayı hep aldatılma sirkülasyonuna girersiniz. Bu da sizde bir travma olur. Ama aldattığınız zaman aldatan kişinin kendini aldattığını görüp bunu bir arketip olarak algıladığınızda, bir deneyim olarak baktığınızda ve kişisel algılamadığınızda
kişi kendini yakışanı yapıyor. Ben bu aldatılmadan ne öğrenmem lazım? Bunu neden hayatıma çektim? Ve bunu nasıl dönüştürebilirim dediğiniz zaman olay öngüsü çözülmeye başlar. Çünkü bütün yollar aynı temel yollar üzerinden, aynı kilit noktadan hareket ederler. Ruh tekrar tam ve bütün hissetmek için bir yolculuğa çıktığını unutmayalım. Yaşadığımız travmanın sadece deneyim olduğuna inanmamız lazım. Yaşadığımız şeyde o kişiyi parçalamak, ezmek, kavga etmek, aşağılamak çözmeyecek yaşadığımız şeyi. Ama yaşadığınız olayları yaşarken verdiğiniz tepkiyi dönüştürdüğünüzde gelecekteki yaşayacağınız olayı dönüştürürsünüz. Herkes kendine yakışanı yapar. O yüzden korkmayın yaşadıklarınızdan, yaşayacaklarınızdan. Enerjiyi dönüştürmenin bir yolu her zaman vardır. Biz sarsılıyoruz, dünya sarsılıyor. Kişisel yaşamlar sarsılıyor. Ama biz kişisel alışkanlıklarımızı değiştirirsek toplumsal alışkanlıklarımız da dönüşür. Ve hayatımızda yeterince derinlere inersek kuantum faaliyetine dönüşebilir. Doğum ölüm döngüsü. Ölmeden önce ölümü o zaman deneyimleriz. Kişiliklerimiz, kimliklerimiz, kendiliklerimiz gider. Bunu anlatan çok güzel bir felsefeci var, Dücane Cündoğlu. YouTube'dan yazabilirsiniz. Kimlik, kişilik, kendilik diye çok güzel anlatmış. Biz doğum deyince anne karnını, ölüm deyince mezarlığı hatırlıyoruz. Çünkü bu kavramlara ilk temas ettiğimiz olaylar bu. Ama biz ve bizim hücremiz, milyarlarca hücre her gün bedenimizde ölüyor, hem de planlı bir şekilde vakti geldiğinde o hücre kendini imha ediyor ya da yutuyor ve bedenimiz yaşamak için hücremizi yeniliyor. Belki de biz her an ölmeden önce ölüyoruzdur. Ya da hiç sorgulamadan yaptığımız hayatımızdaki seçimlerimiz bize hoş olmayan sonuçları getirebiliyor. Takıntılık, kıskançlık ya da bizi kanser edebiliyor. Hatta biz takıntılarımıza kalırsak bağlı kanser hastalığı ortaya çıkıyor. Neden? Beden ölümü durdurmak için. O yüzden bunu anlatan çok güzel bir kitap var. Hastalığımızın Sebepleri, Louis Hay'in. Dilerseniz internetten bulup hastalıkların sebeplerine bakabilirsiniz. Biz ölmeyi bilmediğimiz için tekrar tekrar aynı hatayı yaşarız. Ve bu sınırlı hayatımızda keşfedilecek onca şey varken her gün aynı insanları, aynı hataları, aynı oluşları deneyimleriz. Enerji ve zaman kaybıdır, bunu fark etmemiz lazım. Özetle bize düşen yaşarken ölmeyi bilmek, kimliğimizden, kişiliğimizden, bağımlılıklarımızdan, bağımlılıklarımızı bırakıp bağlı olmak başka bir şey. Onsuz olmam demek başka bir şey. O yüzden biz neye tutulu kalırsak onunla sınanırız. Bırakmayı bilmemiz lazım bazen. Hayatınızdan çıkanları, sınanmaları, sınavları, her şeyi bırakmamız lazım. Çünkü içimizdeki bir sihirbaz var. O sihirbaza güvenip küllerimizden yeniden doğmak için, anka kuşu gibi, bilgiden bilgeye dönüşmek için, ölmeden önce ölmemiz lazım. Ölünce ölmemek için. Bunu da sadece yaşadığımız olaylara verdiğimiz tepkiyle daha iyisini yapabiliyorsak, vermediğimiz tepkiyle bunu yapabiliriz. İçimizdeki karanlıkla yüzleşip gölge benliklerimizi bulmamız gerekiyor. Özdeğerimizi kazanmak için kendimize rağmen kendimizle savaşmamız gerekiyor. Özdeğerimizi kendimize kanıtlamamız için hayatın anlamını keşfetmek, kendimizi keşfetmek lazım. İçimize bakmamız lazım. İçimizle yolculuğa çıkmamız gerekiyor. Kalbimizin kapılarını
açmamız, içimizdeki bene, öze, rehbere güvenmemiz lazım. Kalbimiz en iyi rehberdir. O yüzden gidecek olanla vedalaşıp gidemeyeni de yollamamız gerekiyor. Hayatımızdan onaylanma ihtiyacı olmadan kendi sorumluluğumuzu alarak, bilerek konfor alanından çıkıp yeniliği deneyimlememiz gerekiyor. Öz farkındalığımızı keşfetmemiz için içinizden gelen çağrıyı dinleyip uyanış yolculuğunuza devam etmeniz dileğiyle. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi tekrar görüşünceye dek iyi ki varsınız.